Bekir Azar, Daron, Rodrik, Jeremy. Adam Türkiye, Ermenisi ve Amerikalı bir ekonomistti. Amerika'da üniversite eğitiminden sonra dersler vermeye başlamıştı. Rahmi Koç tarafından bilim ödülüne layık görülmüştü. Ocak 2020'de onu yazdım. Türkiye'de sadece iki kişiyle görüştüğünü anlattım. Biri Abdullah Gül, diğeri de Ali Babacan'dı. Erdoğan'ı hiç sevmediğini de anlattım. Başkanlık sistemine de karşıydı. Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ona Köşk'te ödül vermişti. Bir dönem Türkiye'de onun bakanlar kuruluna girmesi için büyük bir lobi yapılmıştı. Yazarlarımız tıpkı Kemal Derviş gibi onu adeta kurtarıcı ilan etmişti. Abdullah Gül, Ali Babacan ve Kemal Derviş de bu kampanyanın içindeydi. Paranın başına geçmesi için çok ter döktüler. Hatta Ertuğrul Özkök, ah keşke bakan olsa, hayali bile güzel diye yazacak kadar cesurdu. Adamın adı Daron Acemoğlu'ydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak takdim ettiği Amerikalardan bir isimdi o. Temmuz 2018'de Cumhuriyet'e konuşan Profesör Daron Acemoğlu, Türkiye'ye IMF programının yardımcı olacağını düşünüyorum diyordu. IMF'ciydi. Borç alırsak kurtulacağımızı söyleyenlerdendi Kemal Bey'in önceki gün takdim ettiği yeni danışmanı. Hadi gelin tekrar Ocak 2020'deki yazıma dönelim. Bakın neler yazmışız. Amerika'da CIA çalışanlarının yazdığı bir site var. Orada Hatta derviş o kadar önemli bir adım atacaktı ki eğer Daron Acemoğlu Türk lirasını yönetmeye başlasaydı Fethullah Gülen Türkiye'ye iade edilecekti, Ali Babacan da parti kurmayacaktı. Abdullah Gül de karşı harekette yer almayacaktı yazıyor. 2023'te Türkiye'de başkan adayı olması bile düşünülüyor. Hatta Benenson strateji grup 5 yıl boyunca Kemal Bey'e her istediğini yaptıran ve HDP'yi, hala yöneten ekip ve Heritage Foundation'la Atlantik Konsil Daron Acemoğlu'nun Türkiye'de başkan adayı olması için hayaller kuruyor ve çalışıyor. Evet yaklaşık 3 yıl önce bahsettiğimiz bu Daron Acemoğlu CHP'nin 3 Aralık sunumunda Türkiye'ye şimdilik danışman adı altında takdim edildi. Bu sütunlarda 4 yıldır bir Amerikalı dostum anlattı, Washington Amerika'da yaşayan muhalif sürpriz bir ismi Türkiye'de başkan yapmak için proje üzerinde çalışıyor diye yazdığımda tepki aldım. Küfredenler oldu. Şu anda altılı masada 5 lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Belediyeyi HDP'lileri işe almadığı için Mansur Yavaş'a şiddetle karşı çıkan bir HDP var. O yüzden HDP, belediyeye partililerini ve PKK sempatizanı dolduran, binlerce FETÖ'cü barındıran, İstanbul'u bırakıp Güneydoğu'yu gezen Ekrem İmamoğlu'na sıcak bakıyor. Ancak derin CHP buna karşı çıkıyor. Masada işler karışık ve bir bakarsınız Daron Acemoğlu ve benzeri gibi Amerika'dan ithali sürpriz bir isim aradan sıyrılabilir mi? Evet bu mümkün. Asla şaşırmam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretindeki ilk gün buluşmasında Daron Acemoğlu'nun yanı sıra ilginç isimler de vardı. Bunlardan biri de ekonomist profesör doktor Danny Rodrik ve eşiydi. Wikipedia Danny Rodrik için aynen şunu yazıyor. Rockefeller Vakfı, Carnage Corporation Ford Vakfı'ndan gelen araştırma hibelerinin alıcısıdır. Yani arkasında sponsor olarak bu vakıflar var. İspanya'dan 500 yıl önce göç etmiş bir seferat Yahudi ailesinin 1957'de İstanbul'da doğan çocuğudur. Robert Koleji'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Amerika'da yaptı. FETÖ'cülerin cirit atıp yönettiği Radikal Gazetesi'nde kapanana kadar köşe yazıları yayımlandı. Danny Rodrik'in ismini önümüzdeki günlerde çok sık duyacağız. 28 Şubat davasında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çetin Doğan da Cumhuriyet gazetesine dün bir mektup göndererek altılı masa için bulunmaz fırsat bu fırsat heba edilmemeli çağrısı yaptı. Allah Allah! Çetin Doğan'ın rahatsızlıkları vardı hastalıklarla boğuşurken bile neden altılı masaya çağrılar yapıyor diye düşündüm ardından normal geldi çünkü Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da ilk gün görüştüğü profesör doktor Danny Rodrick emekli orgeneral Çetin Doğan'ın kızı Pınar Doğan'la evli Pınar Hanım da Kemal Bey'in Amerika'da kurduğu ilk gün masasında yer alan isimlerden biriydi. Kemal Bey'in Amerika'dan transfer ettiği danışmanı Jeremy Rifkin de İspanya'yı bölmek için Soros'tan 50 bin euro alarak Katalanlara ayaklanma konferansı veren biriydi. Şimdilik video konferansla CHP'nin 3 Aralık sunumuna Amerikalardan katıldı. İlginç isimler, enteresan ilişkiler ve bağlantılar yumağına tanık oluyoruz. Bence Jeremy Türk vatandaşı olsun ve yetkisiz başkan isteyen altılı masa onu aday yapsın. Jeremy de ülkeyi video konferansla yönetsin. Nasıl fikir ama? Bekir Azar, takvim. Bekir Azar. Charles'ın yoldaşı Jeremy. Charles Pegmond. Dünya onu İspanya'yı bölmek isteyen adam, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin lideri olarak tanıdı. 2016-2017 tarihleri arasında Katalonya Başkanlığı görevini yürütürken İspanya Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen bağımsızlık referandumu yapılması için kolları sıvadı. Ardındaki en büyük destekçi ve finansör küresel tetikçi George Soros'tu. %43 katılımın olduğu referandum sonrası Charles Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etti. İspanya mahkemesi görevden aldı, ortalık karıştı, sokaklar savaş alanına döndü. Halkı sokaklara dökmek, isyana teşvik, kamu mallarına zarardan, hakkında tutuklama kararı çıkınca Belçika'ya kaçtı. Katalanların 2017'de ayaklanmasını organize eden George Soros'un yakın arkadaşı Charles Pignamont, o dönemde Jeremy Rifkin adlı bir Amerikalıyı konferansa davet etti. Jeremy Rifkin, Amerika çıkarları için başkanın danışacağı 12 ekonomisten biri olarak seçilen bir isimdi. Jeremy, Soros'un sponsorluk yaptığı Pigdemont'tan 50 bin euro alarak İspanya'da konferansa katıldı. Konferansa katılmadan önce Soros'un ekibiyle toplantı yapan Jeremy Rifkin'e panelde yapacağı konuşmanın metni verildi. Rifkin de Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması gerektiğini anlattı. Neler yapılması gerektiğini öğretti, bunun da ilk adımının gösterilerle başlayacağını söyledi. Dediği gibi oldu. Barcelona'da başlayan gösteriler tüm Katalonya'ya yayıldı. Binlerce kişi yaralandı, yüzlerce kişi tutuklandı. Jeremy Rifkin ortaya koyduğu başarısız haritanın binlerce kişiyi hastanelik ve hapishanelik etmesi nedeniyle Katalanlardan da tepki aldı. Soros'un Rifkin'le organize ettiği ayaklanmanın ilk konferansı Pigdamont'un tutuklanmasına neden oldu. Belçika'ya kaçan Pigdamont'un savunma ekibi ise Soros'un hukuk biriminin organize ettiği avukatlardı. İspanyollar Jeremy'yi Amerika'nın gönderdiği bir fitne tohumu olarak fişledi. Bölücü Jeremy ilginç bir adamdı. Almanya Başbakanı Merkel'e de danışmanlık yapmıştı. Bugün Almanya'nın düştüğü enerji darboğazının bir numaralı sorumlusuydu. İnsanlar hayvancılıktan tamamen vazgeçmeli gibi garip çağrıları da vardı. Ülkemizde de çok sayıda kitabı Türkçe'ye çevrilerek satışa sunulmuştu. Kitaplarını internetten satan yayın evi, Jeremy ile ilgili bir tanıtım yazısı da yayınlıyordu. O tanıtım cümlelerinden birinde Ceremi cemaatlerin de toplantılarına katılır deniyordu. O cemaatlerin hangileri olduğu konusundaysa bir bilgi verilmiyordu. Aslı Baykal, babası FETÖ kumpasıyla CHP liderliğinden indirilmiş bir isimdi. CIA'in güdümündeki terör örgütü FETÖ'nün kaset kumpasıyla devrilen Deniz Baykal'ın yerine CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir tweet attı. Kılıçdaroğlu seçime... Amerikalı danışman Jeremy Rifkin'le giriyor. Kazayla kazanırsa seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder dedi. Böylece İspanya'ya bölünme konusunda yol haritası çıkaran Jeremy'yi Türkiye gündemine soktu. Haber doğruydu. Jeremy, Kemal Bey'in baş danışmanlarından biri olarak seçilmişti. 3 Aralık'ta sunumunu yapacağı vizyon konuşmasının arkasında olan isimlerden biri de işte bu Soros destekli Ceremi'ydi. Kemal Bey İtal ekonomist Amerikalı Ceremi ile Türkiye'yi yönetmeye talipti. Ceremi'nin yanına da Daron Acemoğlu'nu koyuyordu. 2012'de Paşinyan Daron Acemoğlu'nu ekonomiyi yönlendirmek üzere Ermenistan'a davet ediyordu. Daron Acemoğlu'nun ismi FETÖ'nün darbe girişiminde de geçiyordu. Darbe başarılı olursa Türkiye'nin hazine bakanı olacağı iddia ediliyordu. Darbeciler süpürülünce Daron Acemoğlu Amerika'da kaldı, akademisyenliğe devam etti. Bir de kitap çıkardı. Dövizle oynayarak Soros'un nasıl zengin olduğunu anlatıyordu o kitapta. O kitap haber sitelerinde Acemoğlu'ndan döviz kuru dersleri diye tanıtılıyordu. Ülke anahtarını IMF'ye teslim eden Kemal Derviş gibi ithal Amerikanvari ekonomistlerle vizyon gösterisine hazırlanıyordu Kemal Bey. İspanya'ya bölünme yol haritası çıkaran Jeremy'yi de ithal ediyordu. HDP'ye de bakanlıklar vereceklermiş. Dört bakanlık istiyormuş şimdilik. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selman Esmerer, geçtiğimiz aylarda tabanımıza ittifakımızın kurduğu altılı masada alınan kararlarla ilgili asla kabul ettiremeyeceğimiz olaylar var. Partimizin genel başkan yardımcısı Bülent Kaya'nın katıldığı toplantıda Saadet Partisi olarak Kürt Federasyonu kurulmasına evet diyoruz. Böyle bir şey olabilir mi diyordu. Katalanları sokaklara döken Jeremy'e soracaklar. Böyle bir şey olabilir mi diye artık. Oturdukları masanın yeni danışmanı o. Acaba o masaya bu bölücüyü oturtması için kimler nasıl etkiledi Kemal Bey'i? Ben de bunu merak ediyorum. Bekir Azar takvim